Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Ailecek, hatta kalabalık bir aile olarak 2 günlüğüne Antalya'ya bir otele tatile gidiyoruz. Böyle 2 günde stresten uzak, kafamızı resetleyeceğimiz güzel 2 gün geçiririz umarım. Sizi de buna ortak etmek istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Hepinize iyi seyirler. Çok güzel. Yaylaya giderken ben size dedim bak, beyaz göz var bu ya, değil mi? Gördüğüm her şeyi. Anadolu. Ay, koşmak. Elim. Osman. Koşmak. Koçmak. Koşmak. Koşmak. Duyuyorum. Seksek. Kertenkele. Yazık. Sınav. Sek sek. Kereste. Sek sek. Teneke. Sek sek. Sen sen. Sek. Sek. Ten ten. Sek sek. Bak Tuğba. Ağzını kapat da hiç göremeyeyim. Sek. 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 Sen. Sek. Duyuyorum abi şarkıdan. Sek sek. Sen. Sevmek. Bak se. Se. K. K. Sek. Az daha bağırsan abi ne olur. Sek. 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 Sekreter. Sek sek. Sek sek. Sek sek. Evet. Arkadaşlar geldik. İlk odayı görüşümüz. Direkt size, sizle birlikte görüyoruz şu anda. Banyo kontrol. Mis. Çok iyi. Gardıroplar. Şöyle 0.5'e alayım. Oda. Tamam. Çok iyi. Dışı. Ve dostlar geldik. Biz bu otel önceden 2 kere gelmiştik bu arada. Şimdi 3.'ye geliyoruz ve benim Antalya'da en sevdiğim otellerden biri yani. Birisi Regrim Kariye, ikincisi burası. Çok güzel. Şimdi oda turu da yaptım zaten size geldiğimde. Bu 2 günü size güzel güzel vloglayacağım inşallah. Hemen bahçemizin manzarasını da göstereyim. Gerçekten çok güzel. İyi gelecek bu 2 gün. Odanın manzarası böyle bu şekilde. Bu arada geldiğimiz otelin adı Titanic Deluxe Golf Belek. Şurada kanal var ama denize bayağı uzak. Yürüyerek veya shuttle'larla gidiyorsunuz. Havuzlarını falan hepsini gösteririm. Burası da minik bir balkon. Arkadaşlar şimdi geldik biz. Bayağı kalabalık geldik. Kaç? 13-14 kişi falan geldik. Koridorları çok uzun. O yüzden evet. Yürümeyi işini verdik. Biz burada hep bak, koşuyorduk önce geldiğimizde. Bir... Ha? Evet, bir de biz paten sürelim. Pateni böyle... Paten böyle halıda o kadar zor sürüyorduk ki. Evet. Şimdi şuradan şöyle göster otelimizi. Evet. Bunu. Bu sefer paten getirmedik ama bayağı uzun gözüküyor. Şimdi hemen yemeğe gideceğiz çünkü açız. Kahvaltı yaptık evde ama açız yani. 3 saat falan sürdü yani. Antalya merkezi 3 saat sürüyor zaten bizim oradan. Yarım saatte 40 dakikada otele geldik Belek tarafında. Öyle hemen yemek yiyelim. Evet, şu anda tabaklar ve burada bu çok meşhur olan içi peynirli biberden var. Bunu deneyeceğiz. Bu o değilmiş. Neymiş? Tuba ile Elif meyve almaya gitti ve hayatlarında hiç yemedikleri bir meyve almışlar. Gösteriyorum hemen size de. Evet. Bol çeşitli bir meyve tabağı. Ne düşünüyorsunuz? İlk defa yediniz bu meyveyi. Çok beğendim. Çok çeşidi çok iyi. Haha. Ama cidden otellerde en sevdiğim şey bu yani. Portakalın kesilmiş ve hazır olması. Odaya çıkıyoruz. İlk önce yerleşeceğiz. Ondan sonra üstümüzü değiştiririz. Belki ben değiştirmem çünkü şu an aşırı rahatım. Sonra dışarı ay, falan çıkacağız. Hava soğuk ama bayağı büyük ihtimalle montumuz falan alırız yanımıza. Güzeldi. Yemekler güzeldi bu arada bayağı. Yani. Bayağı güzeldi. Ben ayva tatlısı da yedim. Ayva tatlısı da çok güzeldi. Evet, şimdi pastaneden dondurma aldık. Ben çikolata ve mango aldım. Şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Ay, ay. Ne oldu? Biz üçümüz takılıyoruz şu anda.
Havuz, keşke hava güzel olsa ve havuza girebilsek. Adam bana bir şey diyor. Bayağı büyük. Kanalın kenarına bir yerler yapılmış. Biz önceden geldiğimizde yoktu burası ve çok güzel. Göstereyim, şu an aktif önceden değil de. Böyle bir şeyler yapılmış. Şu an burada da kanal var. Dediğim gibi otel denize uzak. Ama yine de yani çok güzel. Aşırı güzel. Çok beğendik. Evet kızlar. Denize uzak değil. Uzak değil. Denize şöyle gidiliyor. Shuttle'la gidiliyor. Yani yine yakın. Ama böyle dibinde değil yani, evet, denize. Golf sahası var. Evet. Çünkü golf oteli. Ve bence Antalya otelleri büyüktür bütün oteller. Hı-hı. Ya bilmiyorum. Bodrum'un otelleri de güzel. Bodrum'a olabilir. Bodrum'a gitmedik, hiç gitmedik de. Ama ya, Antalya'nın otelleri İzmir çok güzel. Zaten İzmir direkt eleniyor benim gözümde. Benim ya. Benim gözümde de. Evet, şimdi şu an size ağaca sabitledim bir tane. Ay düşüyor sandım ya. Hayır hayır, düşmüyor da. Göremiyorum kendimi. Biz yani gördüm. O kadar fazla değişiklik yapılmış ki şu an aquapark'ta yapılmış. Aquapark eskiden otelin arka tarafındaydı ama şu anki aquaparklar çok güzel. Ki ben aquaparkta kaymayalı çok uzun zaman evet, oldu. Evet, gitmiyoruz. Bayağı uzun zaman oldu ama çok güzel gözüküyor. Bir sürü... Wow, elin eminler. Gerçekten var. Kalabalık geldik derken şaka yapmıyorum. Gerçekten kalabalık geldik. Dört kişi yok. Herkes, evet. Ve daha dört kişi yok. Herkes el sallasın. El sallamasın be. Evet, gerçekten kalabalığız. Şu an hepimiz yürüyoruz denize doğru ve fotoğraf çekme. Zaman. Herkes fotoğraf çekiyor şu anda. Ama burası sanırım farklı bir otelimmiş. Öyle mi Tuğba? Evet. Sol taraftaki otelim. Golf tarafı ya farklı otelin ya da ortak olarak kullanıldı. Arkadaşlar annem çekti fotoğrafı, bakın. Ben de anneyim. Evet, şimdi biz içecek içtik burada şeyde. Sonra buraya oyun parkına geldik. Burada bizim çok sevdiğimiz bir halat var. Ona bineceğiz, onu oynayacağız. Bunun Numan abim, kuzenim. Evet. Güzel kızlar beni etiketlesin. Evet. Etiketlesin. Beni bulsun. Evet. Evleneceğiz. Evleneceğiz. Amca da inecek. Binecek mi? Ben bineceğim. Tamam. Herkes binsin hadi. İttirelim arkadaş. Çekin ama, tamam mı? Tamam. Baya. Çok ay. Güzel. Şey zannetti, aldı boş. Validesin şu an. Shuttle'la yetişmeye çalışıyoruz. Bizi bırakmamız lazım. Gemi. Shuttle denilmiş. Bu kanalın üstünde. Gemi giriyordu. Gemi değil de şey olabildik. Arkadaşlar biz pastanedeydik gördüğünüz üzere. Şimdi otelin böyle merdivenli bir kısmı var. Lobi gibi. Burada oturacağız Elif'le birlikte, kitap okuyacağız. Daha acıkmadık yani, biz Ahmet acıkmayalım zaten. 7.30'da falan yiyeceğiz. Şu an saat 6.30. Arkadaşlar merhaba. Şimdi kitap, Ateş Bekçisi'nin kızı kitabı da okuyorum hala bu arada.
Ay özlemişim buraya ben. Buraya YKS'ye çalışırken gelmiştik 2021 Mart'ında. Anılarım depreşti ya. Allah'ım ne zor süreçti. Otele geldiğimde bile ders çalışıyordum. Gerçi çok çalışmamıştım o zaman. Hayır ama sen pastaneye gitmiştin, pastanede. Doğru, pastanede çalışmıştım. Bir de kitap okumuştum. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu kitabını burada okuyup başlayıp buradan bitirmiştim. Sen okudun değil mi oturdu? Büyük başa. Yani şu kadar kitabı bitirmek gibi 3 günde eyvah. Hayır ben oturup bitirmiştim direkt. Ha. Abi yine de büyük başarı yani. Başka nasıl bitirebiliriz bilmiyorum. 90 sayfa bir şey zaten her kitap. 70 mi 80 sayfa mı neydi işte? Kitabı herkes çok seviyor. Kitabı. Ben de mesela Stephen Zweig'in kitaplarından sadece onu seviyorum. Ya güzel kitap da ne de Bir Kadın Yaşamından 24 Saat seviyorum. Abartıldığı kadar şey bir kitap değil bence. Bilmem Kadının Mektubu. Yani güzel de. Ya wow, kitap okumaya başlamak için bence iyi bir kitap. Değil bu arada. Ya kitap okumaya başlamak istiyorsunuz Allah aşkına bir de fantastik okuyun. Sonra klasik okuyorsunuz zaten. Ben öyle yaptım. Tuğba da hep fantastik okuyor. Tuğba hanım klasik okuyamıyor. Okuyamaz da o. Tuğba hiç klasik okumadı sanırım. Okumadı. Benim ilk klasiğim Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'ydu. Sineklerin Tanrısı falan okutmaya çalışıyor Tuğçe ablam bana. Evet. Yani şey demişti işte. Klasik okumaya başlamak istiyorsan ondan başla demişti. Doğru değil bu arada. Aslında yani... Ne sen bileyim? Okumaya çalıştın mı onu? Hayır çünkü neden biliyor musun? Kitap asla şey gözükmüyor. Beni oku demiyor. Ama Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu beni oku diyordu. He. Onu okudum. Sonra işte ne bileyim şey okudum. Küçük Kadınlar okudum. Ondan sonra Muhteşem Gatsby okudum ki Muhteşem Gatsby muhteşemdi. Sen onun filmini güzeldi. İzledin mi? Evet sonra filmini de izledim. Birlikte izledik. Hayır. Hatta ben tekrar izledim o filmi. Beraber izlemedik. Tuğba da ama tekrar izledim. Sen izlerken yanına falan geldim galiba. Hayır sen İstanbul'daydın. Of çok güzel ya. Elif kitapları mesela postitleyerek okuyor ama ben postitleyerek okuyamıyorum. Yani aslında postitleyerek okumaya çok özeniyorum bu arada ama hiç böyle nereyi postitleyeceğimi bilmiyorum. Sen nereleri postitliyorsun? Ben şey oluyor böyle yani nasıl diyeyim böyle vavluk yerler oluyor böyle kapak yerler oluyor. Oraları postitliyorum. Bir de şeyleri falan postitliyorum. Ne bileyim güzel söz varsa ya da böyle komik gelen yerleri ya da işte tatlı gelen yerleri falan postitliyorum. Altın çiziyor musun? Yok çok altın çizme alışkanlığım yok çünkü kalem taşımak çok üşendirici. Yani post-it'i ilk sayfalara yapıştırıyorum ama kalem taşımak üşendirici geliyor. Ben mesela tam tersi kitabın altın çizmeyi seviyorum. Altın çizdikten sonra şey yaparım, post-it yaparım. Ama ben şey diyorum, altın çizdiğim yerleri de şey olarak düşünüyorum hani sevdiğim cümleler olarak düşünüyorum. Hiç wow dediğim yerlerde olmuyor. Gerçi ben wow'luk kitaplar okumadığım için bence. Evet. Neyse. Okuyacağım şimdi. Ben de şeyi çok izleniyorum. Böyle cici kitaplı falan yapıyor. Çiziyor böyle güzel güzel süslüyor. Etrafında küçük küçük ben onu çizimler yapıyor. Çok tatlı duruyor ama. Ya kitap okumak değil o yani. Şimdi ya evet ders çalışmak gibi hissettiriyor. Kitap okumak değil o. Ama çok güzel bence. Çok tatlı duruyor. Hoş duruyor. Hoş. Hı-hı. Tabii ki de hoş duruyor da işte bir tık yok ya. Neyse okuyun geçin neyse, işte. Neyse hadi kitap okuyacağız biz. Biz akşam yemeğimizi yedik ve şu an hepimizin midesi aşırı bir şekilde dolu. Onun için yürüyüş yapacağız dışarıda ama hava çok soğuk olduğu için hepimiz odaya gidip montumuzu aldık. Kıracak nefesim kalmazsa bile ellerim uzanır olduğun yere gözlerim görmese ben bulurum yine kalbim durmuşsa inan çarpar seninle bakalım mı ya? Dışarıda yürüdük bayağı midemizi erittik sohbet ettik soğukta oturduk iyi geldi şimdi bu üçü dondurma aldı ben almadım çünkü yok yani midem kaldırmayacak. Şimdi otelin böyle konfi, bizim konfi diye adlandırdığımız oturma alanı var. Oraya gidip Türk kahvesi içip sohbet edeceğiz. Parka değil, arabaya gidiyoruz değil mi Kıvanç? Bak bir bakayım. Ablaya bak ablaya. Bir bak bana. Koy.
Ne atayım? Ne atayım? Hanım. Evet. Hanım. Attım. Çok. Attım. Hadi. Baba ya. Hiçbir şey beklemek istemiyorum ya. Sayıları geliyor bana. Her şeyi atasın geliyor şu anda. Hadi Tuğçe. Neyse alalım. Hayret bir şey ya. Demin attım. Bir atmasam olacak. Geri atsam ne olur? Yemek olarak.